Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gebze'den bizim İlker arkadaşımızın yanındayız. İlker, bir kendini tanıtır mısın? Tatlı kuyu, ben İlker. Kaç senedir kuş besliyorsun? Valla kaç senedir? 8-9 senedir besliyorum aşağı yukarı. 8-9 senedir. Yani 9 senedir bir fil besliyorsun ama İlk besleme zamanın ne, kaç yaşında oldu yani? Kaç yaşında? Yani ortaokul civarları. Ortaokul. Başladım. Ondan sonra ara verdik işte. Öyle. Gitti. Evet. İlker'i ben bayağı zamandır böyle tanıyorum. Kuşta da ya yemek veriyor işte. Kendi görüyorsun şurada bir salma sistemleri yapmış. Yani bu işe değer veren arkadaşlarımızdan biri. Ben de zaten İşe böyle değer veren, işte kuşa değer veren insanlarla arkadaşlarımızın kümesine çekmeye çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar yani buna değer vermedikten sonra çoluk çocuk da bu kuşlara bakıyor. Görüyorsunuz hayvanın işte affedersin götü bir yerde, başı bir yerde, değişik yerlerde, değişik böyle yuvalarla bakıyorlar. Yani onlara da en azından hem sistemi tanıtmak hem de kuş kim nasıl besliyor, nelerde kuş bakıyor onları göstermek için böyle videolar hazırlıyoruz. Şimdi İlker de sağ olsun bizi burada ağırladı. Hem de şu kuşları böyle bir tanıtalım. Onun kuşlarını. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıda arkadaşlar bir tane dumanlı var. Yavru da yumurtada yatıyor. İlker ne zaman yumurtladı bu İlker? Aşağı yukarı bir hafta falan oldu. Bir hafta oldu. Şöyle bir tane dişi, bir tane aynı kuyruk dumanlı. Sistemi görüyorsunuz arkadaşlar, raf kuşlar böyle sadece burada kalmıyor tabi, en azından burayı alıyor ve şöyle ön tarafında da şöyle bir alan var, bu ön tarafı alana çıkartıyor ki sadece burada kalırsa hayvanların kanatları tutulabilir. O yüzden buna dikkat edin, kendiniz böyle bir kümes kurarken, salma sistemi yaparken bu şekilde yapın ki hayvanınız rahat etsinler. Burada bir tane faslı, bir tane miski var arkadaşlar, miski, kara miski, miro tarzı bir hayvan. Bunun eşi altındaymış. Ha, doğrudur. Altı. Bunların var mı yavruları filan? Yok, şu anda yok. Yumurtayı herhalde şey yapıyor, öyle mi? Yumurtayı kovalıyor. Yumurtayı. Bunlar nereden gelme? Şöyle bir. Bunlar bir yerden hediye geldi bunlar. Ay maşallah. Pastör de güzelmiş bunların. Ne yapacağım bunları? Hem oyun kuşu var hem de kostüm var değil mi? Evet. Şöyle netlesine, şöyle daha iyi oldu. Şimdi bunların altından da yavru alıyor işte. En azından bunların yem parasını, işte ne bileyim ilacıymış, masraflarını çıkartıyor İlker. İyi maşallah. Güzel kuşlar. Ama tabii benim pek tarzım değil ya o kostüm kuşları. Biz genelde de o da oyun kuşu bakıyor da kostüm hiç girmek bile istemiyorum kostüme. Şimdi şurada iki tane mavi var. Arkadaşlar bu mavilerin hikayesi de bayağı bir uzun, maviler yani bayağı bir uzun. Şimdi bunların erkeğini, babalarını daha doğrusu bize bir arkadaşımız getirmişti. Kafası da eserliydi. İlker kardeşimiz de bu eserli kuşları iyileştirmeye bayılıyor. Bu işten de anlıyor. O kuşu iyileştirdi. Ondan sonra şimdi aşağıda bir tane Araf var. Ona eş bulması için ben vermiştim ama ondan sonra başka bir Hayri arkadaşımızı biliyorsunuz. Hayri ona bir tane yine eserli bir tane dişi getirdim. O da sarı gözü değil mi? Evet, sarı göz. Sarı gözü bir tane ayna kuyruk, bir tane mavi getirdi. Eserliydi o da aynı şekilde, işte kafası dönüyordu. Onu da iyileştirdi. Şu Arap'la vurduğu dumanlıyı vurmuştu, onlardan işte randıman alamadı. Sonra o maviye girdi o dumanlıya. İşte atlarından da bu kuşlar düştü. Kuşları ben izledim, burada uçuruyor. Çok güzel oynuyorlar. Bunlar sarı gözleri eş yapmış. Bunlar ikisi alt yuva kardeşleri mi? Alt yuva kardeşi, evet. Değil mi? Alt yuva kardeşi. Çaprazladı bunları, eş yaptı. Bunların sadece anası öldü, babası duruyor. Öyle değil mi İlker? Evet, babası duruyor. Yani bunların hikayesi de böyle. Burada çok güzel uzaktan atıyorlar. Güzel patlayıp gidiyorlar bu hayvanlar. Zaten annesi de atımlıydı bunların. Bunlardan bir sarı geliyor, bir de normal çakır göz tarzı geliyor. Değil mi? Doğru, bir de o da var. Sarı gözden de ziyade, bir de çünkü babaları bunların çakır gözlü.
Babayı da babanın gözünü çekenler de var. Ondan sonra şu tarafa geçelim. Şu tarafa geçelim. Şunu ben bir şuradan bir alayım şöyle. Şunu şuraya koyalım. Yine burada da arkadaşlar pastılar var. İşte bunlar dediğim gibi bunları kostüm üretiyor. Ondan sonra işte altından işte yem parasına veya ilaç parasına bunları o şekilde bakıyor. Hem de renk seviyorsun değil mi böyle pastları? Seviyorum ya. Kostümden ziyade oyun kuşu bunlar. Uçurup göreceğiz. Uçuracaksın yani bunları. Ben uçuracağım. Altında bir tane yavrusu var. Bir tane de yavru var ama şuradan çekebilir miyiz? Aynen daha ufak zaten. Aynen öyle. Bakalım o da bir büyüsün. Baktın mı dişi mi erkek mi belli mi? Yok daha bakmadım. Şöyle arkadaşlar şöyle bir de beyazlar var. Ben bu erkek bir tane beyaz vardı. Hatırlıyorsunuz bayağı oldu İlker. Onun 16'dan gelenlerden bunlar. 16'dan gelenlerden. O erkek beyazı ben biliyorum arkadaşlar. Çok güzel oynuyordu. Çok da iyi bir hayvandı. 16'dan gelen işte çapraz kardeşti birbirine eşlemiş. Bunun dişisi nereden gelmeydi? Dişisi de bir abiden gelme. Ödünç almıştım. Geri verdim tekrar. Verdim. O da bilinen kuşlardan değil mi? Evet bilinen kuşlardan. Şimdi bunları eş yaptı. Bakalım bunların altına çalışacak. İşte yani öze gitmeye çalışıyor. Orada mavilerde ve beyazlarda kuşların işte damar tutturmaya çalışıyor. Zaten çoğu kuşun cununda yaptığı şey böyle. Birbirinin kardeşleri işte çaprazlayarak altına çalışıyor. Şu an içeride onu yapmaya çalışıyor yani. Bakalım bundan altına deneyip uçuracak. Oynarsalar bunlardan biraz daha yavru alıp çoğaltacak. Sonra onları tekrar işte büyük işte dedeyle atayla girip İşte dağda öze inecek, kanın özüne inecek. Bu şekilde kendine bir damar oluşturacak. Ondan sonra şöyle gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu dumanlıyı benim kümesten de tanırsınız. Gerçi o zaman kuşun kuyrukları makaslıydı, kanatları makaslıydı. Şimdi İlker onun kuyruğunun kanadını kesmiş. Onu ben İlker'den almıştım zaten. Bendeki dumanlıya vurmuştum. Ondan sonra işte yumurtlamayınca ben dedim İlker tekrar bir bakalım yuva değişikliği yapılsın. Belki burada yumurtlayabilir. Şu anda kuş yumurtlayacak pozisyona gelmiş. Çünkü dikkat ederseniz belin üstünü kabartmış. Büyük ihtimalle yumurtlar yani. Çünkü çatalına baktım açmış. Şimdi şu erkeğe gelirsek de arkadaşlar. Erkek de şuradaki sarı gözlerden kardeşlerinden. Dedik ya bunların babası çakır göz. Bu da babaya, gözleri babaya benzemiş. Bunlar oynadığı için yani altından gelen 3-4 tane kuş oynadığı için İlker bunları çoğalttı. Bunlar da direkt bunları uçurdu. Uçurdukların var mı bunlardan? Uçurdun mu hiç? Uçurduklarım biliyorsun zaten şu anda uçan yok. Ya bu şu kuşlar uçtu mu? Şu anki bu kuşlar? Yok sadece dişi uçtu. Sadece dişi uçtu değil mi? Hı hı. Dişi de ben izledim gerçi. O dişi izlediğim dişi bu tepeden izlediğimiz. Evet. O diş de çok güzel. İşte onu da bir yuva büyük kardeşine vurmuş. Bu kuşlar uçmadan hemen direkt damızda ayrılmış. Çünkü biliyor zaten yani kuşların oynadığını. Altından gelene bakacak işte. Çaprazladığın zaman acaba altından da aynı kalitede kuş düşecek mi? O buna bakılacak. Bakalım bu dişi de inşallah yumurtlar. Bu da onun. Bu dişi de o yine o duman erkekten düşme. Bu erkekten düşme mi yoksa yavruların altından mı düşme? Babayla kızından olma. Dumanlı değil mi? Bu direkt babayla anadan düşme. Doğru mu? Yok. İkisi yumurta kardeş onlar. Bunlar mı yumurta kardeş? Evet. Yumurta kardeş bunlar. Keşke yumurta kardeşten eşlemeseydin ya. Elimde olmadığı için mecbur. Onun şu erkekler alt yuva kardeşleri değil mi? Ama sen... Evet. Onlar alt yuva değil mi? Evet. Bunlar yumurta kardeşleri. Yani yumurta kardeşlerini... Gerçi bendeki kuşları yumurta kardeşleri eşlediğin zaman yumurtalar çok garip çıkıyor. Çok küçük çıkıyor. Bir değişik oluyor. Yani çok işte hani kanın çok daraldığını işte kuşların böyle yavruların daha doğrusu iyi yavru vermediklerini söylüyorlar ama bilmiyorum ben şu ana kadar yumurta kardeşleri yapıp da hani uçurup oynatan da görmedim. Sıkıntı olan da yani sadece duyduklarımızı söylüyoruz. Demek yumurta kardeşler olmadı. Şunlardan yavrulattan sonra onun erkeğini bunun erkeğini değiştirirsin. Yani çalışabilirim. Çünkü aynı kan bundan zaten. Aynı kan. Ben sarılara ayrı yani bu göz tiplerine ayrı üretmek istiyorum. Sarılar daha başka tadı. Bunların daha başka.
Anladım. Bunlardan peki uçurduğun var mı çakırlardan? Bunlardan oldum yani. Uçurdum çakır göz. Güzeldi yani. Atımı gidimi. Kaç takla yapıyorlar mesela? Yerine göre değişiyor. 7, 8, 4. Yani 4 takla ile 8 takla arası, yapıyor. Yapıyorlar. Kaç sefer çıkardılar mesela? Nereye uçurdun? Sen çatıya uçurdun değil mi? Çatıya uçurdum ben. Aşağı yukarı 10 baş yapıyor. 10 geri baş geliyor, yapıyor. 4 saat uçuyor, 6 saat uçuyor bu sarı gözler. Uzaktan atıyor. Uzak atımlarını gördüm atımları ya. Bunların diş, anaları zaten atımlıydı. Güzel atıyordu. Şimdi bu kuşlar da illaki en aralarında da atımlı olanlar çıkacaktır. Aşağıda da arkadaşlar bir tane arabamız var. O dediğim Arap o işte. Hani ilk önce dumanlıyı vuracağı Arap buydu. Bir tane arabamız var şöyle zifir dişi Arap. Bu çakmaklı da yine bir arkadaştan gelme değil mi sana? Çakmaklı şeyin... Ömer'in yavrusu işte. Ömer'in yavrularından değil mi? Çakmaklı'nın birebir aynısını attı. Ne kadar zamandır bu kuşlar sende? Yani çakmaklı, Arap ne kadar zamandır sende? Arap aşağı yukarı 4 senesi var. Arabın 4 senesi var 4 senesi var. Arabı nereden getirmiştin? Arabı amcaoğlu hediye etmişti. Bu dişi Arap da, ama bu Arap'tan da altından da bir türlü iyi yavru düşüremedin değil mi? Kendisi güzel, fena gitmiyor. Kendisi güzel. Ya yavrularından da uçurdular burada Yusuflar falan. Gayet de memnun kaldılar. Gerçi onun bir tane ayna kuyruğu, doğru diyorsun, onlar bayağı bir oynuyordu, güzel oynuyordu. Doğru, ben onu hatırladım şimdi ya. Aynen öyle. İşte arkadaşlar durumlar böyle. Bunları çıkardın mı? O kendi mi çıkmışlar? Şeyden çıkmışlar. Şuradan çıkmışlar. Hı-hı. Bunların da şimdi arka tepeleri filan. Şimdi bunların altından arka tepe düşebilir. Çünkü anneleri arka tepe, babaları buradaki Miro. Anneler zaten şeydi. Anneler arka tepe bizim Ahmet abdeki arka tepeydi değil mi? Arkadaşlar burası teras. Terasın bir bölümü, yani yan taraf ev yani. Kendi oturduğu ev. Terasın bir bölümünü işte kendine ayırıyor işte hobisine. Yani burada yani önemli olan işte yani nasıl diyeyim size, şöyle söyleyeyim. Ya şunlara ne kadar değer verildiğini buradan da anlayabilirsiniz. Ya şurada yapılan her şey bir emek, bir masraf. Çünkü ya kolay değil yani. Ucuz da değil zaten bu işin. Maliyetli bir iş. Bakın her tarafı ayrı ayrı suluklar, işte yemlikler, işte ne bileyim yuvalıklar, işte bu salma sistemleri filan. Hepsi bir maliyet. Şimdi bunu yaparken de karşılık olarak da hayvanların altından gelenlerin iyi oynamasını, işte iyi hayvanlar beslemeyi herkes istiyor. Biz de onu istiyoruz. Çoğu kuşçu gibi. Çoğu kuş da bunu istiyor. Çünkü büyük derecede emek veriliyor. Zaman veriliyor. Dikkat ederseniz ya geldi bugün cumartesi. İşte çıktık. Kuşlara bakıyoruz. Yine gidiyoruz. Uçum kümesine kuşları uçurdum. Bir dünya yağmur başımıza yağdı. Ondan sonra işte bir uğraş peşindeyiz işte. O yüzden de değer verdiğimiz için de karşılık değerini görmek istiyoruz. Kocaman bir kümes yaptırdık. İşte sayfadaki arkadaşlar biliyordur. Kocaman bir kümes yaptırdık. Yaklaşık bize 6000 liraya mal oldu o kümeste. Yani kolay değil. Arkadaşlar inanın kolay değil yani. Verilen ilk önce emeğe saygı duyacaksınız. Şimdi bu videoyu atacağız. Altına yorumlar atacaklar. İşte yok şudur, yok şöyle böyle oldu. İlk önce kardeşim saygı duyacaksın ki sen de saygı göresin. Çünkü kolay değil yani. Öyle millet gibi biz havadan konuşmuyoruz. Kuş da uçuruyoruz. Bu işe emek de veriyoruz. Yani o yüzden de ilk önce yapılan işe, buradaki yapılan hizmete emek duymamız lazım. Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Yani biz şöyle bir dünya yok yani, biz hani bizi eleştirmeyin gibi bir şeyde kapılmıyoruz. İlla ki eleştireceksiniz. Ama bunun da bir sınırı, bir hudutu olacak illa ki. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Şöyle ben şöyle geçeyim. Sen böyle gel içeride, ben şu tarafa doğru bir geçeyim. Şimdi şöyle içeri de alalım tekrar. Ben İker'i bayağı zamanı tanıyorum. Aramızda
kuş alışveriş de yapıyoruz. Sağ olsun o konuda da bizi kırmıyor. Zaten önemli olan bu dostluk işte. Yoksa en kralı sende olsa ne olur? Bir hastalık vuruyor, bütün kümesindeki hayvanlar ölüyor. İlker, senin bir ara kuşların çalınmıştı. Öyle değil mi? Evet. Yani buradan değil de başka bir yerde kuşları vardı. Kuşları hem de bayağı da korunaklı bir yerde. Kimsenin de bildiği bir yer değildi. İlla ki bilen biri yaptı tabii de. Hani orayı tanıyan biri, içeri tanıyan biri yaptı. Çünkü öyle hani şöyle bir durum var. Orayı bilen, bilmeyen biri gelip de oradan aa burada kuş varmış deyip de çalamaz yani. Öyle bir durum vardı. Bilen biri yaptı orayı. Bir dünya emek vardı, öyle değil mi? Emek ne kadar ya, hani hem de ödünç aldığım kuşlar vardı. Onların tamamı gitti sende. Bir de düşün, Bulgaristan'daydı. Manevi şeyini geçtim. Maddi olarak ne kadar bir külfeti vardı sana? Vallahi adam dolar üzerinden almıştı o zaman. Tam olarak şeyini bilmiyordum. Sarılar vardı değil mi o zaman? Sarı kırlar. Sarı kırlar vardı. Silik sabunu olarak geçiyordu. Onlar vardı. Adam hepsini, bütün emeğini aldı götürdü. Götürdü bir tane mezata. Onları 20 liradan 30 liradan sattı. Yani. Şimdi buradaki diğer bir konuda arkadaşlar. Burada Gebze'de veya herhangi bir yerde mezatçı arkadaşlarımız veya işte kuş dükkanı veya işte kuş üzerine alım satım yapan arkadaşlar da yani bunlara dikkat etmesi lazım ya. Ya çünkü bazı adam ya çoluk çocuktan yani kuşlar çıkmaz. Ya bu kuşlar ondan gelmediğini yani muhakkak bunun bir yerden çaldığını yani bunu anlaması lazım yani. Anlar çünkü. O da biliyor çünkü bu piyasayı. Anladıktan sonra da gerekli işlemi yapıp o kuşları ne bileyim işte alıp elinden ondan sonra işte bazı arkadaşlarına veya işte camiaya haber vererek işte canı yanan arkadaşın da bu kuşlara tekrar almasını sağlaması lazım. Ya ben böyle bir şey istiyorum. Neden dersen benim de kuşlarım çalındı. Abi ara ara her tarafı arıyorsun. Ya ne yapacak bu çocuklar? Alıp çoluk çocuk çünkü. Ne yapayım? 20 lirayı 30 liraya satacak. Yani mezatı satacak. Yani. Para için. Peki bu kuşu gören adam, kuşçu adam anlamaz mı ya? Allah'ım bu kuş bu çocuktan nasıl çıkar? İşte burada arkadaşlar bize ve kuşçu arkadaşlar, işte mezat yapan arkadaşlara çok ya iş düşüyor. Ya büyük yük düşüyor. Çünkü bunu bile bile almak vebaldir arkadaşlar. Neden derseniz al işte emek var. Bu hayvanlar gittikten sonra yani bunu maddiyatı bir yere koydum. Harcadığınız zaman ya bunu yani nasıl telavi edeceksiniz? Bilemezsiniz yani. Bu hak yani çünkü. O yüzden arkadaşlar ben sizden rica ediyorum. Bizi dinleyen, izleyen arkadaşlarımız da eğer ki biliyorsanız ki bir arkadaşınız kuşu veya bir tanıdığınız kuşu selam bile vermiş olsanız veya vermiş olmasanız bile o adamın olduğuna inanıyorsunuz, götürün arkadaşa kuşunu teslim edin. Çünkü onun o kuşu kaybettiği için canı yanacaktır. Çünkü kuş sahibine değerlidir. Şimdi burada damızlık kuşlar var. Oynamıyor. Buradan aşağı düştü diyelim. Çatıdan aşağı düştü. Aşağıda biri aldı kuşu götürdü. Kuş oynamıyor diye. İşte 20 liralık kuş 30 liralık paraya verecek. Halbuki sahibi onun altından düşenleri biliyor. O yüzden de damızlığı ayırmış. Hiç uçurmamış. Yani bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Bu camianın da eksik olduğu bir şey. Bir de insanlarımızda ne var İlker? Ya işte senin kuşun da böyle mi oynuyor, şöyle mi oynuyor filan. Evet. Ya bırak kardeşim ya. Oynuyorsa maşallah de. İnşallah daha iyi olur de. Yani bu çok önemli bir şey. Neyi var ki? Şimdi senin bundan kazancın ne olacak? Yani bu adama kötülesen, kuşları kötülesen kazancın ne olacak ki yani? Öyle değil mi şimdi? Evet, haklısın. Halbuki adama desen ki ya kuşlar çok iyi oynuyor veya işte eksiğini söyle. De ki ya şunu şöyle olması lazım, şu şöyle yapsa daha iyi olur. İşte kuşun maşallah, bu ayrı bir şey. Ama ya bu kuştan hiçbir şey olmaz, sen bunlara mı bakıyorsun demek. Ya adamı resmen ha adama küfretmişsin ha kuşa küfretmişsin. Çünkü gerçekten bu işi sahiplenerek yapıyoruz biz. Ve çoğu kişi de bu işi, kuş işi öyle bir şey. Yani diyor ki bu iş hastalık diyorlar. Arkadaşlar bu iş hastalık değil. Bu iş bir tutku meselesi. Tutku kardeşim. Hobi yani. Şimdi İker peki bu zamana kadar besleyip de unutamadığın bir hayvan var mı? Bu zamana kadar besledim yani sarılar örnek edin.
Başka da değil öyle yani bunlar kadar. Bunlar benim en çok hoşuma giden en kuşlarım oldu. En çok hoşuma giden kuşlar. Yani yaklaşık 9 senede işte kaç senedir bu hayvanlar sende sarılar? Sarılar bende aşağı yukarı 4 sene olmuştur. 4 sene o erkeği biz 2015'te o 4 sene olmuştur. O erkeği bana geldiğinde fazla durmadı. O zaman bizde de çok kuş vardı. Tabii o kadar oldu yani. 4 senedir bu hayvanlar emek ediyor. Bunun dişi de çok güzel. Anaları da çok güzel. Anaları da çok güzel. Anaları nasıl oldu? Nasıl kayboldu? Anaları kaybolmadı. Öldü işte ya. He, öldü. Bir kurumaya girdi ondan sonra. Öldü. Tüy ya tüy. Bu ilaçlı verilen yemler. Abi tüy hayvan tüye giremiyor. Strese giriyor. Ondan sonra da zaten bir şeyden sonra da kurtaramıyorsun hayvanı. Geçen ben videoda anlattım. Dedim ki ya bu hayvanların tüyüne dikkat edin kardeşim. Bel üstünü muhakkak yani ayda bir kez kontrol edin ki ya da hayvana bir durgun olduğunu kontrol edin. Muhakkak bir şey var bu hayvanda yani. Strese giriyor. Elini alıp yoklayacaksın her gün kuşlara bakacaksın yani herhangi bir şey var mı yok mu. Zaten kuş hastalıklıysa hafifler. Tüy döküyorsa tüy saçar zaten. Tabii. Zaten bir de şöyle oluyor. İçi kuruyor hayvanın kemiği dışarı çıkıyor. Aslında o kurumanın en büyük şeyi bir tane mantar o sebep oluyor o kuruma hastalığına. Aslında çok hani yani zor bir şey değil. Yeter ki zaman işte an yani zamanda tespit edeceksin. Evet. O zaman kurtarırsın yani hayvanı. O yüzden de hayvana böyle bakıyorsan da böyle boş bakma. De ki bu hayvanda bir şey var mı? Olabilir mi? Yani o gözle bakarsan muhakkak hayvanda şey yaparsın. Hayvanı kurtarırsın. İnşallah. Yani geldik işte bugün bizi ağırladı sağ olsun. Daha bitmedi kümesem. Eksikleri var. Daha eksikleri yine iyi maşallah. Ya güzel güzel bir yer yaptım ya buraya. En azından yani geliyorsun icabında akşam bile olsa geliyorsun keyfine bakıyorsun. Biraz şunlara bir stresini alıyor yani. En azından iş yükünden seni biraz daha hafifletiyor. Kafandaki sıkıntıları şunlarla atıyorsun. Ya zaten çoğu kişinin bakma sebebi bu zaten. Ya. Yani niye bakıyor? Abi kafasındaki derdi, başındaki sıkıntıları, hayat dertlerini bir kenara koyuyor. Adam kuşa bakıyor. Evet, kuşta. He. Onun işte ne bileyim işte. He bir de oynadığı zaman al sana zevk işte ayrı yani bir zevk. Yani. Değme keyfini. He. O zaman ayrı bir şey oluyor. Yani ama şu illaki iyi kuşu ben uçuracağım. İllaki iyi kuş bende olacak. Bu kafaya girersen zaten yani yok abi yapamazsın yani. Sen diyeceğin laf şu. Kardeşim iyisinin peşindeyiz. Bulursak dostumuza da veririz. Sıkıntımız yok Allah'a şükür. İlla ki tek bende uysun dersen sende de olmaz, başkasında da olmaz. Yani bu çok önemli bir şey. Yeter ki yani burada olan önemli olan şey dostluk arkadaşlar. Şu biz geldik buraya kuş muhabbeti yapıyoruz. Veya bir arkadaşın sizi arıyor. 40 dakika, 50 dakika, 1 saat telefonla konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsun? Kuş muhabbeti konuşuyorsun. Başka bir şey konuşmuyorsun. Ya yani. Oradan öyle çıktı, bu buradan geldi. Ya o kadar güzel bir muhabbet oluyor ki. Yani konuşuyorsun abi 1 saat ya 1 saat. Al Ali abi var. Yine Ali abiye de bu da selam olsun. Ali abi ya bir arıyor beni mesela. Yarım saat 40 dakika konuşuyoruz. Ya muhabbet de çok güzel oluyor biliyor musun? Ya şöyle oynuyorlar Hüseyin, böyle yapıyorlar. Şöyle uçum veriyorsun, şöyle ediyorsun. Bu yavrular büyüdü. İşte şu hayvan hastalandı filan. Ya o kadar güzel bir muhabbet oluyor. Ya insan bundan niye kopsun istiyor ya? Ya çünkü ölümlü dünya kardeşim. Daha ne kadar yaşayacağım belli değil. En azından zevkini şurada bir tad alıyorsun, bir zevk alıyorsun ya. O çok ayrı bir şey ya. Yani hikaye de buna emek veriyor. İnşallah neticesini de alacak yani. Ben inanıyorum. Şu en azından ya şu beyazlar ya zaten beyazlar ve şu 3 takım işte şu iki dumanlı maviyle şu maviler inşallah onun altından gelenler de çok güzel oynayacak. İnşallah bu yaz izleyeceğiz bakalım. İnşallah. Biz de bu yaz bakalım uçuracağız. Yavru alıyoruz devamlı ama bakalım ne olur. Çok kalabalık oldu bizim o tarafta. Yani ben bayağı de, bir şey oldu. Ben de minimum seviyeyi indiriyordum işte yavaş yavaş. Yani kimse mesela işte arkadaşlar şu var hani havadan derken şöyle hani bedavadan kuş iyi kuşun sahibi olamıyor. Ya bir dostluk olacak arada para da gerek yok. Muhakkak bir dostluk olacak arada yani. Çünkü alamazsın yani. Bir yerde para da geçmiyor. Geçmiyor dostluk abi. Şart. Dostluk olmazsa bu iş yürümüyor, geçmiyor. Şöyle yine kuşlara yine şöyle bir ufaktan bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle videomuzu şu erkekte bir şey yok değil mi? Yatıyor öyle.
Neyse o dişi. Ha dişide bir şey yok değil mi? Dişi mi o? Dişide bir sıkıntı var sanki. Ayağında mı? Kurumaya girmiş çıkmak üzere gibi, ayağına vurmuş gibi. He. Bak bakalım. O yumurta felci de olmuş olabilir ha. Yok daha öncesinden yumurta. Bir aşağı yukarı bir var 6 mıydı, aydır he. Falan bir sıkıntısı var onun. Ama yumurta da geçen bir boş çıktı. Boş bakalım. Mu çıktı? Erkeğin yaşlı mı peki? Yok erkek genç. Daha taç atasın 2 yaşında. Genç o zaman yine yumurtlarlar. Bu beyazları mı aşağı? Bendeki beyazları gördün değil mi? Evet. Bendeki beyazları da bizim o tarafa, öte tarafa aldık. Orada bir yavrusunu alalım. Bakalım. Bakalım beyazlardan umutluyuz ama babasını biliyorsun. Ben babasını biliyorum. Anaları da zaten oradan övdüler annesini de. Evet. İnşallah ya inşallah. Bu kadar inşallah emek veriliyor. Tutar. İnşallah tutar yani altı. Ama yuva kardeş, yuva kardeş diyorum. Altlı üstlü girmişsin. Onların tutma şeyi var yani. İhtimali var o işte. Bakalım inşallah. Dışarıda kuşlar. Kuşlarım var dışarıda. Dün bir tane hatta yavru kayboldu. Bugün geldi gelmiş mi? Şimdi gelmiş. Sıka yemişti. Ya inşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Arkadaşlar aynen. Maşallah demeyi de unutmayın. Yani bu kadar emek veriliyor. Ya kimse zaten kötü niyet yapacağını düşünmüyorum. Hani bazı adamın gözü ağırdır. Evet. Yani, bazı adamın gözü ağırdır. Ağır yani. Adam yani hiç belki istemeden yapar ama yani göz değer yani. Ondan sonra da hayvanlar ölüyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya inmişler kuşlar. Orada da bir tane yer var. Oradan buradan geliyorlar değil mi? Evet, buradan camdan geliyor. Buradan açıyor. Buradan geliyor. Çatı aslında güzel. Şuraya bir tane hedef noktası işte taşın başına olduğu bir yer yaparsın. Bir şey yapacağız daha işte. Aşağı yukarı bir 20 gün falan oldu. Bu yavru ne hangilerden gelme? Bu yavru da birinden hediye gelme. Uçuruyoruz. İyi maşallah. Sıka girmişti işte. Kayboldu. Bugün de geldi. Sıka mı girmiş? Sıka girmiş. Ayağında bilezik var ha. Aha. İyi maşallah. Nasıl yükseliyor mu peki? Yükselttin mi? Yükselttim mesela şeyde Arap Çeşme tarafında en son kaybettim yani. Oraya kadar izleyebildim. Arap Çeşme'ye kadar yükseldi gitti diyorsun. Yükseldi nokta oldu kuş. Tek başına. Tek başına. İyiyim. Geldi. İyi maşallah daha demek da ki. Şöyle 15 gündür falan uçurum başladı. İyi demek ki yani şey yapacak. Nasıl peki yavru mesela şöyle geçsene içer. Yavruyu mesela ne zaman kovalamaya başlıyorsun? Yavru yani teleye attıktan sonra başlıyorsun kovalamaya. Yavru teleye attıktan sonra başlıyorsun diyorsun evet. Kovalamaya. Zaten belli ediyor kendini yavru uçacak kıvama geliyor. Yani yavruları bir itten mi uçuyorsun yoksa yanına nasıl bir kılavuz kuşu mu? Kılavuz kuş atıyorsun tabii ki uçan kuşlarla. Nasıl gezdirmek istiyorsun, yükseltmek istiyorsan ona göre yanına kılavuz kuş atıyorsun. Gezdiriyorsun. Ondan sonra sefere başladığı zaman teke çekiyorsun tabii. Havayı bıraktığı zaman, havayı başta ödüldükten evet. Sonra alıyorsun teke. Teke. Şimdi bazı arkadaşlar işte yeni başlayanlar için en azından kuş nasıl uçuruluyor, nasıl sökülüyor veya ne zaman teke alınıyor, teke almak ne demek? İşte bunlar hakkında bilgiler veriyoruz ki yeni başlayan arkadaşlar da en azından bilgi sahibi olsunlar. Çünkü arkadaşlar herkes kuş üretebilir ama herkes kuş uçuramaz. Çünkü kuş uçurmak seyistik ayrı bir meziyet önemli. Yani. Çok ayrı bir meziyet. O yüzden çok önemli. İlker var mı söylemek istediğin bir şey arkadaşlara? Vallahi herkes kuş camiasına üye olsun. Eyvallah sağ olasın. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Eyvallah sağ olasın bizi ağırladın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.